Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ben Melih. Daha önce sözünü vermiştim. Stajlarla alakalı bir video çekeceğim demiştim. Ben şu anda tam zamanlı yazılım mühendisi olarak çalışıyorum ve lisans hayatım boyunca Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okurken pek çok staj imkanım oldu ve bu staj imkanları gerçekten bana çok faydası olmuş oldu. Ben bu staj imkanlarımdan bahsedeceğim. Nasıl staj bulduğum, mülakatlar nasıl oldu, stajlarda ne yaptım gibi şeylerden bahsedeceğim şimdi. İlk başta 2018 Ocak ayına dönüyorum. Ben o zamanlar daha birinci sınıftım. Birinci sınıfın ikinci dönemine geçerken bir staj deneyimim olmuştu. Bu stajı nasıl ayarladığımdan bahsedeceğim. Bizim aslında burada Sabancı Üniversitesi öğrencisi olmamın çok büyük bir avantajı oldu. Bizim üniversitenin kariyer merkezi vardı ve birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencilere istemeleri dahilinde biz CV'mizi oluşturuyorduk, CV'mizi gönderiyorduk. Onlar da bizi staja alacak, işte iki haftalık, üç haftalık kısa periyot için stajı alacak yerler buluyorlar. Oryantasyon Staj Programı isimli bir programımız vardı. Buna başvurmuştum, bunun için işte CV hazırlamıştım. Hatta CV hazırladıktan sonra bizim kariyer ofisindeki insanlara da danışmıştım oradaki çalışanlara. CV'yi gözden geçirmişlerdi. Oradaki hataları bulmuşlar, düzeltmiştik. O şekilde ilk CV'mi hazırlamıştım birinci sınıftayken. O CV işte başvurmuştum. Ee, tabii şeyi bilmiyoruz. Bizi bir yere eşleştiriyorlar. Bizim tam nereye gideceğimiz de belli değildi. Sonra sonuçları açıklanmıştı. Bana emlak şet çıkmıştı. Emlakjet'te e, bizim aslında daha çok emlağa yönelik işte bir sahibinden.com gibi ama emlak sektörüne yönelik bir sahibinden.com gibi ve emlakçıların kullandığı aslında. Emlakçılar oraya şeylerini giriyorlar işte. Sat satılık olan, kiralık olan evlerini giriyorlar. Böyle bir web siteleri vardı. Bir de mobil uygulamaları var. O zamanlar tam mobil uygulamanın geliştirildiği zamanlardı benim girdiğim zamanlar. Bayağı da şirket gitgide büyüdüğü için tam böyle hem bir startup havası var hem de büyümüş de bir noktada böyle çok basit bir startup gibi de değil. Öyle bir şirkette stajla yapma imkanım oldu. Tabii daha birinci sınıftım. Bir bilgim yoktu. Ee, diğer staj yapan arkadaşlar da birinci sınıf, ikinci sınıf arkadaşlar vardı. Maksimum üçüncü sınıf bir arkadaş vardı. Beni verdikleri departman product departmanı diye geçiyordu. Ürün departmanı. Bizim departmanın amacı işte ürünü geliştirmek. Üründeki eksiklikleri bulmak ve biz aslında yazılım mühendisi tarafıyla diğer büzünüz iş tarafıyla arasındaki bir bağlantı bölümü gibi bir yerdi. Ben orada staj yaptım. Zaten bizim o product manager'ımız vardı. O kişi onunla beraber çalışıyordum. Hatta onun da ismi Melih'ti, Melih abi. Ee, direkt onun yanına masaya vermişlerdi. Benim o stajdaki en büyük avantajım şu olmuş oldu. Ben gerçekten de bir çalışma ortamını ilk defa gördüm. Ve oradaki yazılım mühendisi ekipler vardı. Onlar agile style çalışıyorlardı. Mesela iki haftalık e, şeylerle, tempolarla çalışıyorlar. İki haftanın sonunda işte kim ne yaptığına bakılıyor. Her gün günlük mutlaka işte bir daily meeting oluyor. Sabahları toplanıyorlar. İşte dün ne yaptı, bir yerde sıkıştı mı, bugün ne yapacak? Bunların böyle bir konuşmaları yapıldığı bir... E, çalışma tempoları vardı. Ben bunu ilk defa direkt görmüş oldum. Direkt hatta onlarla toplantılarına da katıldık. Bizi biraz böyle stajyerlere özellikle biz de görelim diye toplantılarına soktular. Biz buradaki süreci çok iyi görmüş olduk. Benim de zaten projemde ürüne bakıp işte web sitesine bakıp veya işte umumuyla uygulamaya bakıp neleri geliştirebiliriz, neler yapabiliriz bununla alakalı bir sunum yapmam gerekiyordu. İki haftanın sonunda işte bu araştırıp bulduğum, not aldığım şeylerle de en son bir sunum yapmıştım. Böyle bir staj olmuştu ilk stajım. Sonraki stajım birinci sınıf bitti. Ben o yaz Ayze'ye gitmiştim. Mısır'a gitmiştim. Bir gönüllü projede yer almıştım. Onu da zaten onunla alakalı video çekmiştim. Birinci sınıf öyle bitti. İkinci sınıfın yine kış döneminde işte ikinci sınıfın ikinci dönemine geçerken yine ben bu programa başvurdum Sabancı Üniversitesi'nde. Çünkü gerçekten bana çok büyük şeyler kattığını görmüştüm ve artık bilgisayar mühendisliği okuyacağıma da karar vermiştim ve biraz programlama da görmüştüm. Biraz daha aslında hazırdım staj için. Beni de bu sefer Akbank'a verdiler. Akbank direkt kabul etmiyordu. Bir mülakat yapıyordu ama tanışma gibi bir mülakat Öyle teknik bir mülakattan ziyade işte yani benimle alakalı şeyler neler yapıyorum genel olarak neler yapmak istiyorum tarzında sorularla konuştuğumuz bir mülakat olmuştu. İşte Akbank'ın o şeyine gitmiştim. Sabancı Center'daki yerine gitmiştim işte. Dördüncü Levent'te. Orada bir mülakat gibi bir şey yaptık. Sonra işte onlar dönüş yaptılar bir hafta sonra işte staja kabul aldın diye. Biz galiba 11 kişi falandık orada staj yapan. Hatta onunla ilgili bir video çekmiştim. Onu da yukarı tıklayarak izleyebilirsiniz diyorum. Ee, orada da mesela iki haftalık bir staj deneyimim olmuştu. Yine kısa bir zamandı. Orada mesela beni kredi departmanına vermişler, Ticari krediler. Burada ne yapıyordum? Orada da aslında çok böyle ciddi bir iş yapmadım. Çünkü sonuçta hem ikinci sınıfım hem de kısa dönemli bir stajdı. Ee, şu şekilde oldu. İşte yani onlar yaptılar daha çok. Ben biraz gördüm. Benim aslında yine gözlemleme imkanım oldu. Bir banka işlenişini görmüş oldum bu seferde. Çünkü Çünkü Emlakşehir'de biraz daha küçük bir yer. Yani Akbank'la kıyaslayınca çok daha küçük kalıyor. Çok daha kalabalık bir yerin nasıl çalıştığına dair şeyler görmüş oldum. O staj da aslında öyle geçti. Sonra ikinci sınıfın sonunda ben yurt dışında staj yaptım. Hollanda'da staj yaptım. O staj gerçekten bana çok şey kattı. Hem de CV'de de gerçekten yurt dışında staj yapmış olmak çok önemli bir avantaj olmuş oluyor. 2 aylık bir staj yaptım. Hollanda'da Groningen Üniversitesi'ndeydim. Onunla alakalı da hatta bir video çektim. Bayağı da beğenilmişti, bayağı izlendi. O videoyu da izlemediyseniz yine şuraya ekliyor olacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. O, o, stajdan kısaca bir bahsetmem gerekirse ben o stajı işte hocalara mail atarak bulmuştum. Çünkü bir araştırma stajıydı aslında. Ben bir üniversite ortamında görmek istiyordum. Belki akademik mi devam ederim, profesyonel hayatımı giderim emin olmadığım için bir akademik staj deneyimi de istiyordum. Bu stajda da aslında onu görmüş oldum. Cidden büyük bir araştırma projesine dahil oldum. Tabii benim yaptığım şeyler yine ikinci sınıfı yeni bitirmişim çok bir bilgi bir de, deneyimim yok. Ee, daha çok işte en küçük işler ve daha çok öğrenmeye yönelik bir staj gibiydi. O da öyle geçti İşte o stajı da o şekilde bitirdim. Sonrasında işte üçüncü sınıf olduğumda ben yine bu bizim Sabancı Üniversitesi'nin oryantasyon staj programına başvurdum çünkü gerçekten sonuna kadar kullanmak istiyorum bu staj programını ve yani bazı üniversitelerde vardır bu imkan bizim üniversitede var. Bu konuda bize staj konusunda yardımcı olmaları gerçekten çok faydası oluyor. Ve insanlar bazen bunu görmüyorlar, kaçırıyorlar, bilmiyor oluyorlar. Yani bu fırsatı kaçırmış oluyorlar. Ben işte çok araştırdığım insanlarla konuştuğum için yine yani duyuyordum, biliyordum. ve yine işte başvurdum bu oryantasyon staj programına. Bu sefer de beni Intertek'e verdiler. Intertek'in zaten ofisi de bizim Sabancı Üniversitesi'ne çok yakın. Teknopark'ta, Sabiha Gökçen'e yakın olan Teknopark'tı. Ben direkt yurtta kalıyordum. Direkt yurttan servisi de var bizim zaten sabah ve akşam Teknopark'tan. Direkt işte yurttan gidiyordum, geliyordum. Yeri de benim için çok iyiydi. Oradaki stajımda beni bu sefer test ekibine verdiler. QA diye geçiyor işte Quality Assurance. Burada da işte daha çok Artık üçüncü sınıfım. Yazılım bilgim çok daha iyi aslında. Burada aslında kod yazdım. C Sharp ile işte Selenium Library'sini kullanarak bir küçük bir proje yaptım. İki haftalıktı yine o. Çünkü bu stajlar genelde iki haftalık oluyor. Ara tatilde olduğu için zaten kısıtlı bir vakit var. Orada ama güzel bir şey çıkartmış oldum. En azından işte bir kod yazdım, bir staj deneyimim oldu ilk defa. Biraz daha böyle işi de görmüş oldum. Ve üçüncü staj deneyimim de aslında Türkiye'deki üçüncü yurt dışı ile beraber dördüncü staj deneyimim bu şekilde olmuş oldu. Orada da işte yani yani yine bana çok faydası oldu. Çünkü test ekibi ne yapıyor? Yani biraz daha departmanları daha da iyi tanımaya başlamıştım. Sonra 3. sınıfın sonunda bizim zaten zorunlu staj yapmamız gerekiyor ve o ara korona patladı zaten tam 2020'nin işte ben Şubat Mart ayları falan arıyorum başvurduğum bir sürü yerler var sonra işte korona patlak verince şöyle oldu işte hep böyle şirketler staj programlarını iptal ediyorlar staj bulamıyorsunuz yani ya iptal ediyorlar ya online'e çeviriyorlar çoğu işte o ara yani online'e bile çevirmedi iptal etti benim mesela OBSS'de ben kabul almıştım o da yine bizim Sabancı Üniversitesi'ne çok yakın ofisi olan bir yer onu da zaten o yüzden tercih ettim dedim yazın da yurtta kalırım. Ee, şey de çok yakın, binası da çok yakın, İş de çok yakın. Gider gelirim işte rahat olur diye orayı istemiştim, tercih etmiştim. Orasında 2 aylık bir staj programı vardı. Onu işte online yapıp 4 haftaya indirmişler. Ve bizim en az 8 hafta staj yapmamız gerekiyor falan. Biraz sorun oldu. Sonra ben işte Unilever'a da başvurmuştum. Ta Ocak ayında başvurmuştum. Video mülakatı falan olmuştu. Bana 5 ay boyunca hiçbir dönüş yapmamışlardı. Sonra Temmuz'da bir arada bir anda aradılar işte. Sizi son final mülakatına geldiniz. İşte düşünüyor musunuz? falan diye. Ben de tamam hemen düşünüyorum dedim. Hemen bir mülakat yaptık ve kabul ettiler. Unilever stajı 3 ay olduğu için ben Temmuz'da başladım hatta Ekim'e kadar devam ettim. Daha uzun bir süreç olması ve işte Unilever'da zaten çok merak ediyorum ne iş yapıyorlar. Yani biraz biliyoruz tabii ne iş yaptıklarını. Unilever'dan bilmeyenler için bahsedeyim işte. Lipton markası olsun, Omo markası olsun pek çok markanın aslında sahibi olan bir şirket ve gerçekten de tüm dünyada bilinen çok büyük bir şirket ve çalışan memnuniyeti de çok yüksek bir şirket. Orada da 3 ay boyunca tamamen online staj yaptım ve online stajı gerçekten görmüş oldum bu noktada. 3 ay boyunca uzaktan çalıştım ve yani ne işte benim yöneticim, menajerime tanışma imkanım olduğu, ne işte diğer stajyerlerle tanışma imkanım oldu. yani en fazla görüntülü konuşma yapabildik. Yüz yüze hiçbiriyle tanışamadık. O yüzden o da çok değişik bir deneyimdi. Yazın işte pandemi döneminde bir online staj yapıp kimseyle gerçekten tanışamadan uzaktan bir iş yaşamını deneyimlemiş oldum. Yani uzaktan olması beni aslında yani bir noktada üzdü çünkü sosyalleşemiyorsunuz. Sürekli eve tıkanıp çalışıyorsunuz falan. Oradaki stajımda da, Unilever stajımda ben IT departmanındaydım, bilgi işlem departmanı. Ben IT'yi niye istedim, yani insanlar soruyordu niye daha IT düşündün, işte niye daha böyle araştırma geliştirme yaptığın bir yer düşünmedin diye. Yani ben IT ne yapıyor, onu da aslında merak ediyordum, arka tarafında özellikle nasıl bir yapısı var. Unilever'ın IT departmanına girdim, zaten 80 kişilik civarında bir ekipti. Orada da işte yani çeşitli projeler oldu. Bütün departmanlardan stajyerlerin birlikte yaptığı grup projeleri de vardı. Bizim bireysel olarak yaptığımız projeler de vardı. Orada da işte 3 aylık bir staj deneyimim oldu. Orada IT analist diye geçiyorduk. Analist intern diye. Oradaki 3 aylık staj deneyimden sonra işte artık 4. sınıf oldum. Yine okul online devam ediyor. Okul online olduğu için şey tabii yani benim çok vaktimde kalıyor diye düşünüyorum. O yüzden yine staj yapabilirim diye düşündüm. Ve işte şirketlere bayağı bir başvuruyordum. Sonra kabul aldığım şirket oldu işte fiziksel olarak staj yapacaktım. Defia isimli bir şirket. O da çok büyük bir şirket değil ama yaptıkları şeyler falan hoşuma gitti. Ve mülakatta bayağı da teknik bir mülakat da yaptılar işte. Daha böyle yazılım dilleriyle alakalı işte okuldaki derslerle alakalı şeyler de sorulmuştu biraz daha böyle hoşuma gitmişti oradaki stajım da iptal oldu ben işte kasım ayında kabul almıştım Aralık gibi başlayabilirim falan diye düşünüyordum bu senenin ama şey olunca işte bir ara tekrardan pandemi yükselmeye başladı yasaklar falan tekrar başladı ve onlar da tamamen online'a geçmişler. Biz de online iken işte şey almıyoruz dediler, stajları almıyoruz. Eğer durum iyi olursa Ocak'ta, Şubat'ta belki olabilir dediler. Sonra zaten baktık durum da hiç iyiye gitmiyor. Fiziksel olarak da şey yapmıyorlar. Yani bu uzadıkça uzayacak. Ben yani bu stajı büyük ihtimal yapamayacağım diye düşünmeye başladım. Ve son dönemim geliyordu. Son dönemim geldiğinde benim son iki tane dersim kaldı aslında. Ben hala mezun değilim bitirme projemi bitirdim. İki tane de serbest seçmeli dersim kaldı. Aslında o yüzden mezun gibi sayılırım. Ve onlar da online zaten beni pek etkilemiyor. Dedim ki ben yani staj aramam artık gerek yok. Pek çok staj yaptım, deneyimim var. Artık dedim ben belki iş arayabilirim ve direkt tam zamanlı işe girebilirim. Hem daha iyi kazanırım hem daha gerçek bir iş yapmış olurum. Hem de gerçekten vaktim var yapabilirim diye direkt tam zamanlı iş hayatına girebilirim diye düşündüm. Ve o yüzden artık staj ilanlarına başvurmayı bıraktım. Direkt tam zamanlı iş ilanlarına başvurmaya başladım. Tabii iş mülakatları staj mülakatlarından çok daha yoğun, çok daha zor oluyor çünkü zaten bir stajyer almakla direkt çalışan birini almak aynı şey olmuyor. Pek çok mülakata girdim bu süreçte de. Yani ben çok fazla yere başvurdum. Gördüğüm her yere başvuruyordum. Yani yeter ki birine gireyim diye. Sonra teklifler gelmeye başladı zaten. Mülakatlardan kısaca bir bahsedeyim işte. Yani çeşitli yerlere mülakatlarım oldu. Kimi gerçekten çok zor, kimi daha böyle basit seviyede. E, algoritma mülakatı olduğu olmuştu. Yani bayağı böyle Google'ın, Facebook'un yaptığı gibi size kod yazdırıyorlar, bir yandan izliyorlar, bir yandan anlatmanızı istiyorlar, bir yandan soruyorlar. Böyle mülakatlara da girdim. Daha böyle işte şey mülakat. Girdim, daha soft yani mesela bitirme projemde ne yaptığımı anlatıyorum e, projelerde neler yaptığımı anlatıyorum mesela Amazon'la da süreçteydim ben Amazon'la da Final Interview'a kadar geldim Final'da elendim Amazon sürecinde de mesela son Final Interview'da yaklaşık 3 saate yakın bir mülakat olmuştu Amazon mülakatında bana sordukları şey şunlar olmuştu işte Amazon'un belli değerleri var zaten bunları web sitesinde görüyoruz onlarla alakalı aslında yaptığım şeyleri sormuşlardı mesela takım çalışmasıyla ilgili, liderlikle ilgili daha önceki projelerimden anlatmam gerekiyordu. Ben burada aslında en çok bitirme projemi kullandım çünkü bitirme projem gerçekten başarılıydı. Ee, ve işte ön, önceki derslerde aldığım, grup projesi yaptığım derslerden falan bahsettim. O şekilde o da öyle bir mülakattı. Onun en sonunda elenmiştim. Tam beni role uygun bulmamışlar. Ama mesela arayıp bana feedback vermişlerdi işte. Sonrasında neden reddedildiğimi anlatmışlardı. Çoğu şirket bunu yapmıyor. Ya böyle basit bir maille reddediyorlar o kadar ki süreçten sonra veya hiç dönüş bile yapmıyorlar. Yani bu tarz durumlarda pek can sıkmamak gerekiyor. Çünkü herkese karşı öyleler aslında. Bazısı gerçekten uzun bir mülakat yapıyor. yoruyor yoruyor. Sonra da bir anda maille falan reddediyor. Böyle şeyler olabiliyor. Yani bazı şirketler gerçekten biraz daha önem veriyor insanlara ve daha güzel değerlendirirken bazıları biraz daha böyle salıyorlar veya çok fazla başvuru oldukları için ilgilenemiyor da olabilirler. Ben işte dediğim gibi pek çok yere başvurmuştum. Amedeus'a nasıl kabul aldım? Ben işte Insider'dan da kabul almıştım ama da kabul almıştım. Direkt kabul alıp teklif almak üzere olduğum birkaç yer daha vardı ama ben Amadeus'u zaten bayağı bir istiyordum. Ve güzel de bir teklif gelince orayı kabul ettim. Amadeus mülakatım nasıl oldu derseniz aslında. Orada hem sınav oldum hem HR yani insan kaynaklarıyla bir görüşme oldu. Hem teknik mülakat oldum. Teknik mülakatta bana Java ve object oriented programming ile ilgili şeyler soruldu. Database ile alakalı şeyler soruldu. Bir saat yakın bir mülakat oldum. Bir ekiple oldum. Sonra başka bir ekiple yine bir teknik mülakat daha oldum. Ekip ekip böyle hangi ekip beğenecek alacak gibi aslında mülakatları oluyordu. İlk ekip biraz daha yoğun oldukları için direkt ben deneyimsiz bir insan olduğum için yani staj deneyimleri var. iş deneyimim yok. Öğrenme aşamam olacak. Ve onlar yoğun olduğu için onlar tam istememiş Sonra başka bir ekipten kabul ettiler. O şekilde başlamış oldum buradaki direkt iş hayatıma da. Şimdi işte 6 hafta oldu. 6 haftadır çalışıyorum. Devam da edecek bu şekilde. Genel olarak staj deneyimlerim böyleydi. Yani ben gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum staj yapmanın ve staj konusunda da ben mesela şanslıydım. Okul bana pek çok staj ayarladı. Bazı okullarda pek bu imkan olmuyor ve sizin araştırmanız gerekiyor. Ve birinci, ikinci sınıftayken de şey zor olabiliyor tabii. Bir yere başvurduğunuzda daha pek bir deneyiminiz yok. O yüzden biraz daha ön yargılı yaklaşabiliyorlar. Yani benim tavsiyem olabildiğince çok yere başvurmak olur. Çünkü dediğim gibi çoğu şirketten dönüş bile yapmıyorlar. O yüzden yani tek bir yere, iki yere, üç yere odaklanıp sırf oraya başvuru yaptığımızda oranın hiç dönüş yapmama ihtimali de var. O yüzden olabildikçe aslında fazla yere başvurmamız gerekiyor ki dönüş yapan sayısı artsın. Yani 30 yere başvuruyorsunuz, 10 yer dönüş yapıyor, 3'üyle ile mülakatı giriyorsunuz ve birinden kabul alıyorsunuz gibi bir şey oluyor. O noktada yani gitgide şey oluyor yani onu olabildiğince yüksek tutmak gerekiyor. Benim tavsiyem bu olur. Mülakatlar hakkında da şu oluyor mülakatlarda. Ben bunu hep her mülakatımda yaşıyorum. Mülakat öncesinde böyle girmek istemiyorsunuz. Bir heyecan oluyor, şey oluyor falan böyle yapmak istemiyorsunuz gerçekten. Acaba girmesem mülakatı işte başka yerle zaten okey eylemiş gibiyim oradan mı devam etsem bununla şey yapmayayım falan diye. Ama mülakata girip çıktıktan sonra yani kötü bile geçse nispeten yapmış olmak insana tabii daha bir şey veriyor. Daha iyi bir duygu hissetmesine sebep oluyor. Çünkü yani mülakatınız kötü bile geçse o mülakata girmişsiniz denemişsiniz ve o da bir deneyim oluyor. Yani hatta kötü mülakat deneyimi daha güçlü bir deneyim oluyor. Neyi yapmayacağınızı biraz daha görüyorsunuz. Yani çok mülakat yaptıkça zaten o heyecan da gitgide azalmaya başlıyor. Yani ilk mülakatınızda gerçekten heyecanlı olabilirsiniz. Ben de heyecanlı oluyordum çok çok red diyeceksiniz, kabul almayacaksınız yani. Bu noktada başka bir mülakata gireceksiniz, başka şirkete veya bu sefer reddedilmeniz bir daha giremeyeceğiniz anlamına da girip gelmiyor yani. Tekrar mülakata girip de işte girebilirsiniz sonradan şirkete. O noktada yani kendimizi biraz böyle düşündürtmek lazım. Biraz daha az heyecan yapmak için gerçekten dünyanın sonu değil yani. Bir mülakattan çıkıyorsunuz, başka mülakata giriyorsunuz. İstediğiniz bir yer olmuyor, sonra daha çok istediğiniz bir yer buluyorsunuz ve orada kabul alıyorsunuz. Ve yani bu tarz şeyler de belli olmuyor. Her istediğiniz yer pek iyi çıkmıyor. Bazen çok istemediğiniz bir yer çok iyi çıkıyor falan. O noktada yani can sıkmamak ve olabildiğince fazla yere başvurup çabalamak gerekiyor bu süreçte. Benim tavsiyem dediğim gibi olabildiğince fazla staj yapmaya çalışın. Çünkü stajlar sizin ne istediğinizi ne istemediğinizi gerçekten göstermiş oluyor size. Ve bu çok değerli mezun olmadan bunu görmek. Ve ayrıca CV'nizi de aslında stajlarla doldurmuş oluyorsunuz. Yeni mezun olduğunuzda CV'niz boş olmuyor. Yani deneyimsiz almıyorlar mesela. Ama staj deneyimleriniz var. Onlar da çok değerli deneyimler. Bu noktada sizi öne çıkartıyor. Benim tavsiyem burada bu olur. Eğer daha fazla sorunuz varsa tabi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.